aramadan gitmediğim insanlardan bir tanesidir Muammer Ustam. Muammer Ustam hoş geldin. Siz hoş geldiniz Sevcan Hanım. Muammer Ustam, şimdi bilmeyenler için söylüyorum. Bilen bilir Erzurum'un cağ kebabını, kadayıf dolmasını ama cağ kebabı neden yapılır? İçinde hangi etler vardır ki bu kadar meşhur olmasına vesile olmuştur? Sevcan Hanım, bu kuzu etinden yapılır. Biz 2500 rakımda otlayan kuzuların, koyunların etinden yapıyoruz. Aha. Etler kasapta kesilir, bize gelir. Geldikten sonra da sinirleri ayıklanır. Ayıklandıktan sonra 3-4 gün terbiyede bekletilir. Aha. 3-4 gün bekletildikten sonra, yani marinesini vurduktan sonra şöyle şişe takarız. Şöyle çiğ hali. Evet, çiğ hali bu. Evet. Göstersinler onu. Evet, tamam. Bir grubumuz var, onun için onu oraya astık. Aha. Ondan sonra burada odun ateşinde pişiririz arka onu. Arka tarafta. Şimdi evet. Oranın başında geçeceğiz, ocağın başına evet. Zaten. Cağın özelliği şu gördüğünüz bir cağın içerisinde burada işte pirzola kısmı var, antikotu var, kaburgası var, budu var, kolu bir var. Sürü. Yani bir hayvanda olan lezzetin hepsini biz bir cağda topluyoruz. Yani 60-70 gramda topluyoruz. O yüzden yani cağ kebabı dediğim tabii. Cağ kebabı dediğim biraz yağlı olacak. Yağlı yiyeceksin. Yani lezzeti yağında. Zaten yağsız orada pişme ihtimali yok. Doğru. Ben bazen müşterilerimiz yağsız, ince, pişkin dedi mi diyorum ki vallahi siz cağ yemeyin. Cağ yiyen insan evet. Sen cağ yemeyi bilmiyorsun diye. Yani hayır, biraz yağlı olacak, biraz az pişmiş olacak. Tatavi diyorlar. Tabii, kanlı canlı tatari. Olacak yani. Bu tatari pişmiş değil mi bu arada? Tabii tabii, bu tatari. İşte bu tatari bu. Nerede? Benim yakın kameram. Gel, Murat gel. Murat bak, bu tatari pişmiş. Yani arkası böyle. Bir tarafı böyle. Pişiyor, bir tarafı pişmiyor. Yani aynen. Normalde cağın hepsi böyle yenir. Orada kesiyoruz, şurada mangalımız var. Orada yani biraz şunu ısırıyor. Evet, hemen oradan kesiyoruz. Bunu da buraya atıp böyle bir yüzünü de burada pişirip sonra servis ediyoruz. Tatari vermiyorsun. Evet. Bilene ama öyle veriyorsun. Tatari isteyen zaten tatari dedim, biz diyoruz bu adam cağı biliyor. Geldiğiniz zaman özelliği budur. Bakın ha, sakın demeyin ki ay bunun alt tarafı pişmemiş. Tatari yiyeceksiniz efendim. Sevcan Hanım, zaten insan geldiği zaman oturdum bana tatari cağı ver dediği zaman garson da orada anlıyor, diyor ki bu cağcı, cağı biliyor. Aa, yani ona burada, göre evet, yani. Ona göre getiriyor. Yoksa yani burada, yemez o adam. Tabii yemez adam. Ya bir tarafına bakacak, kanını görecek, çiğini aynen görecek. Mi? Sevcan Hanım, buraya kadar gelmişsiniz. Bir cağ kesmesini deneyelim mi? Şöyle emin miyiz? Eldiven de vereyim dur, size. Dur şunları çıkarayım elimden hemen. Bir şey söyleyeceğim yalnız, cağ kalmayabilir. Ben böyle bıçağı nasıl yapıştıracağım bilmiyorum. Yok, yardımcı oluruz, bir deneyin. Tamam, hadi bir deneyeyim. İlk kez yapmıyorum. Cağı ben takayım, siz kesin. Sevcan Hanım, ben keseyim mi, siz kesin deneyin. Sen bir kes göreyim. Tamam. Şöyle şişi takıyoruz cağı. Şöyle güzel bir şekilde alıyoruz. Ha. Şimdi bu tatari. Bu tatari. Evet. Şöyle ben yapayım. Ha. Ha, burasını da gelin, bir siz deneyin Sevcan Hanım. Ha, hadi orayı da ben deneyim. Buyur. Ha, oldu mu? Şöyle hadi. Bir deneyin bakalım şöyle olacak. Deneyim bakayım, benden olur mu acaba? Dur dön. Tamam, tutayım mı? Aa vallahi oldu. Vallahi hem biraz, becerdim. Hem de biraz şey oldu. Açtım, tamamlayalım bari. Gel. Hadi tamam gel. Gel 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 gel. Ah, tut. Ha, hadi onu da tamamlayayım. Evet şöyle. Geçen sefer bir vurdum ki. Aha vallahi yani, oldu. Tam bir tane cağ oldu. Gelirseniz tatari evet. Cağ kebabını. Bir bakın. Tarafı pişiyor, bak, bir tarafı burası böyle. Oldu, tatari. Burası böyle mis gibi sıcacık. Harikayız. Hadi koy bir bunu sen bana. Bir tane pişireyim yer misiniz? E hadi bir tane pişir, arada böyle bir lokma tadarız belki. Kestiğinizi, senin kestiğini yiyor. Tamam hadi kendi kestiğimden yiyeceğim şimdi. Haydi o zaman hadi bana bir tane de sunumunu yap. Tamam. Biraz tatari olsun, sen ele getir. Tatlıyı mı yapayım, cağ mı? Yok önce... yok cağ tamam. İstiyorum ben. Tatlı hakkımı cağdan yana kullanıyorum. Haydi bakalım, evet. Cağ kebabım geliyor. Evet, cağımızın altı da hafif pişti. Hadi yine pişti. Bu tatarı olarak. Tamam, bunun şimdi kenarından şöyle minnak bir şey çıkaracağım kendime. Dur bakayım becerebilecek miyim? Evet. Ha? Çatal bıçak kullanmadan. Çatal bıçak kullanmayayım mı? Evet, ama şöyle. Çok ya bu. Artık cağ kebabı Türkiye'nin her tarafında yapılıyor. Yani heveslendim, yiyemedim. İlla da Türkiye'nin her tarafında yapılıyor.